Belli bir hata için gerekli örneklem sayısı bulma örnek soru 2. Bu videomuzda belirli bir hata düzeyi için gerekli örneklem sayısı bulmaya İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Yarı İngilizce yarı Türkçe sorumuzu okuyalım. A random sample of 12 shearing pins is taken in a study of the Rockwell hardness of the head on the pin. Measurements on the Rockwell hardness were made for each of the 12 yielding and average value of 48,5 with a sample standard deviation of 1,5. For %90 confidence interval, what should the sample size be to reduce the maximum error? 0,20. Sorunun içindeki bazı anlayamadığımız kelimelerden ötürü soruyu çözmeme gibi bir şeye asla girişmemeliyiz. Bizim için önemli olan temel kelimeler var. Onlara odaklanacağız. Soru tam olarak ne için yapılmış bir çalışma olduğunu anlamasak bile sorudaki yapılan işin. A random sample of 12 shearing pins. Artık neyse bunlar. Tam olarak ben de anlamadım ne olduğunu ama 12 tane rastgele bir örneklem seçilmiş. N eşittir 12. Is taken in a study of the Rockwell hardness. Neyse artık. Bir şeyin sertliğini ölçüyorlar veya dayanıklılığını mı artık neyse. Bir şeyin üzerindeki. Measurements on the Rockwell hardness were made for each of the 12. Bu 12 tanesi üzerinde ölçümler yapılmış. Yielding an average value of 48,5. Ortalaması bunların 48,5 çıkmış. X bar 48,5. Sample standard deviation 1,5. Yani bu örneklemin standart sapması 1,5 çıkmış. %90 güven düzeyinde %90 güven düzeyi confidence interval what should the sample size örneklem ne olmalı diyor. Sample size ne olmalı? Be to reduce the maximum error. Maksimum hatayı 0,20 yapmaya yani indirmeye azaltmak istiyor hatayı. E'nin 0,20 olabilmesi için sample size'ın ne olması gerektiğini soruyor. Sample size'ımız var ama demek ki bu sample size durumunda hatamız bu 0,20'den oldukça yukarıda bir şey çıkıyor demek ki. Biz örneklem sayısı belirleme formülümüzü hatırlayalım belli bir hata düzeyi için. N eşittir Z alfa bölü 2 çarpı sigma popülasyon standart sapması bölü E ifadesinin karesi. Bu bizim formülümüzdü. Şimdi söylediği şeyi daha iyi anlamak için bir işlem yapacağım. Bunu yapmama gerek yok normalde. Hatayı 0,20'ye indirmekten bahsediyor, azaltmaktan bahsediyor. Demek ki bu durumda hata daha fazla. Bu durumda hatayı nasıl hesaplarız? Burada hata T tablosuyla hesaplanacak. Çünkü veri adedimiz 12'den 30'dan az. Bu küçük 30. Veri adedimiz 12, 30'dan küçük. Ve popülasyon varyansını bilmiyoruz. Sigma bilinmiyor. Bu nedenle bu durumdaki hata T alfa bölü 2 çarpı S bölü kökenle hesaplanır. Şuradaki bir hatayı görelim ki bu hatayı 0,20'ye azaltmak ne demek onu anlayabilelim. Bize T alfa bölü 2 değeri lazım. Bunun serbestlik derecesi 12 verimiz varsa 12 eksi 1'den 11 çıkar. %90 güven düzeyindeyiz. Alfamız bu 0,90'dır. 1'den çıkartırsak 0,10'dur. Buraya onu da yazarsak T 0,12'ye bölersek 0,05. 0,05'e 11'e bakacağız. T tablosunu açıp bir bulalım bunu. Normalde bunun bu soruda yapılmasına gerek yok ama daha iyi anlamak adına yapıyorum. T tablosu bu. T tablosunda biraz yukarı gidelim.
11'e 0,05 lazım. 11'e, neyse şunu yeriyle oynadık. 11'e 0,05. 1,796. Burası 1,796. Çarpı standart sapmamız 1,5 bölü veri adedimiz 12. Bakalım hata kaçmış ki buna düşürmekten bahsediyor. Hesap makinesiyle bir hesaplayalım bunu. 796 çarpı 1,5. Bunu da kök 12'ye böleceğiz. 0,78 gibi yaklaşık bir hata var. 0,78 gibi olan bir hatayı 0,20'ye düşürmenin peşinde. Ve bunu düşürmek için de tabii ki buradaki en değerini arttıracak. Burayı arttırdığımız zaman böldüğümüz şey büyüyeceği için bu sonuç küçülecek. Buradaki en değeri tahminim üzerine 30'u geçecek kabul edeceğiz. Tahminen bu 0,20'lik hata için en değeri 30'u geçer. O zaman bu durumda bu tab en değerini hesaplamak için burada z kalmaya devam eder. Ben şimdi z ile hesaplama yapacağım. Eğer ki örneklem sayısı 30'dan küçük çıkarsa hatalı bir şey yaptım anlamına gelir. Döner buraya t tablosunun değerini koyarak hesaplama yaparım. Ama tahmin ediyorum ki bu hatadan buna düşmek için emin olmamakla birlikte yani 30'dan daha büyük veri gerekir. Bu nedenle z tablosuyla hesaplama yapmak gerekir. En değeri 30'u geçerse z tablosu kullanıyorduk hata hesaplamada. Şimdi şurada bir yerine yerleştirmeye başlayalım. N eşittir. %90 güven düzeyinde z alfa bölü 2 değerini ezbere biliyorduk. 1,645. Hatırlamayanlar için gidip z tablosundan da bulalım. Burada alfa 0,10'dur. Onu da 2'ye bölersek z 0,05 eder. Bunu gidip tablodan bulurken içeride bu altta yazanı birden çıkartıyorduk. 0,95'i okuyacağız. Z tablosuna gidip 0,95'i bulalım. O da şurada. 94,95, 95,05. Bu ikisinin aritmetik ortalaması olacak. 1,64 ile 1,65'in aritmetik ortalaması 1,645. Burada. Geriye dönelim şimdi. Yani burada 1,645 değerini isteyen z tablosundan bulabilir. İsteyen %90, %95 ve %99 da ezbere bilebilir onları. Tercih. İkisini de gösterdim. 1,645 birini gösterdim. Zaten ezberden yazdım. Şimdi burada popülasyon varyansı var. Fakat elimizde varyans değil, standart sapması var. Fakat elimizde yok o. Böyle bir durumda örneklem standart sapmasını popülasyon standart sapması için bir nokta tahmini kabul edip, ikisini eşit kabul edip, örneklemin standart sapması neyse onu alacağız. 1,5 bölü hatada istediğimiz şey 0,20. Bunun karesi. Hesaplamayı yapalım. Buradan çıkan değeri de yukarıya yuvarlayıp tam sayı yapacağız. 1,645 çarpı 1,5 bölü 0,2 kesin işlem hatası yaptık. Bir daha yapayım şunu. 1,645 çarpı 1,5 tamam. Bölü 0,2. Tamam, şimdi makul bir şey geldi. Karesini alıyoruz. Tamam. 152,21 gibi bir şey çıktı. Bunu yukarıya yuvarlayacağız. Beklentimiz de n'in 30'dan büyük çıkması yönündeydi ki n 30'dan epey epey yukarıda bir değer çıktı. Z tablosu kullanmamız daha doğru bir durumdu buradaki.
Bunlar birbiriyle çelişmedi, birbirini doğruladı. Yüzde 0,20'lik hata için örneklemin 153 seçilmesi gerektiğini bu şekilde belirlemiş olduk. Bu örneğimizi böylece burada noktalıyoruz.